Arkadaşlar, ben bugün marketten bizim markete yani daha doğrusu obami gelmişti böyle bir eski paket noodle ve chopstick hediyeli yazıyordu. Gerçekten merak edip almak istedim. Hani chopstick çok abartılacak büyüklükte olduğunu düşünmüyorum zaten. Bakalım hatta. Böyle yine de gayet iyi yani bu ekonomik pakete göre, çünkü bu paket gerçekten aşırı uygundu. Bayağı bir uygundu ve bitirmişler, hatta biz 3 paket falan alacaktık. Bitirmişler, tek paket tavuklu kalmış. Biz de bundan aldık. Gayet iyi, bakalım şimdi gayet güzel olacak gibi duruyor. Yani chopstick daha önce hiç kullanmadım. Ama güzel olacağını düşünüyorum yani. Şöyle bakalım. Böyle gayet güzel görünüyor ve yiyelim. Bu arada arkadaşlar, bu noodle'ı yani kesimini asla beğenmedim diyebilirim. Şöyle göreceğiniz üzere, hani neden alamıyor diyebilirsiniz. Kopuk kopuk. Kopuk kopuk. Neden olduğunu anlamadım. Eskiden böyle değildi diye düşünüyorum Obami'nin noodle'ları. Daha iyiydi diye düşünüyorum ya da ben algılayamadım. Gerçekten beğenemediğimi, eğer bu üretimde bir hata olduysa onu beğenmediğimi de dile getirmek istiyorum gerçekten. Yoksa benim tutamamamdan kaynaklı bir sorun yok yani, kopuk kopuk. Arkadaşlar, yine bir noodle'la geldim. Çünkü gerçekten en sevdiğim öğünlerden ve pratik olduğunu düşündüğüm öğünlerden birisi. O yüzden bir tane sebzeli noodle yiyeceğim şimdi. Ve onu yerken de şu Stephen Zweig'ın Olağanüstü Gece kitabına başlayacağım. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir önceki okuduğum kitap Bir Kadının Yaşamından 24 Saatte. Şimdi de bunu okuyacağım. Okuma maratonu da çekiyorum bu arada. Hem vlog çekiyorum hem okuma maratonu çekiyorum bir yandan. Çünkü Stephen Zweig'ın tüm kitaplarını okuma maratonu şeklinde üçer üçer her okuma maratonunda okuyayım diye düşünüyordum. Hem siz de bilgilenmiş olursunuz, hem de benim için de güzel bir seri olur diye düşündüm. O yüzden onları da, yani bu kitapları da detaylı bir şekilde okuma maratonundan izleyebilirsiniz. Gerçekten bayağı acıktım. Kuru kuru gitmiyor. Ben bir içecek de alıp geleyim. Evet, içeceğimi de aldım geldim. Ben ice tea içmeyi seviyorum. Bu kadar yeter diye düşündüm. O yüzden küçük bir bardağa koydum. Hemen bu kitabı okumaya başlayacağım. O zaman daha sonra kamerayı açarım ben.
arkadaşlar. Şimdi akşam yemeği için pizza yapıyoruz da sizinle beraber yapmak istedim. Arka planım nasıl bu arada? İlk defa yemek arka planlarını da bunu koydum. Farklı bir ambiyans olsun istedim. Bence çok hoş oldu. Öncelikle burada rondodan geçirdiğimiz domateslerimiz var. Domates sosunu tabanına koyacağım ve baharatlarımı ekledim. Kekik, kimyon, pul biber falan ekledim. Tamamını tabanına yayıyoruz hamurumuzun. Pizza hamurunu anlatmadım. Direkt sos kısmına geçtim. Bence hepiniz pizza hamuru yapabilirsiniz. Normal hamur yani. Bildiğimiz. Sırada sucuklarımız var. Böyle yuvarlak yuvarlak kestiğimiz sucukları gelişigüzel koyuyoruz. Gerçekten çok seviyorum karışık pizza. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Gerçekten çok acıktım. Bir an önce yemek istiyorum. Şimdi bir kase dondurulmuş süt mısırımız vardı. Ben onu dolaptan çıkardım. Ondan koyacağız. Şöyle serpiyorum yine gelişi güzel bir şekilde. Ve son olarak da rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Bunu da en üstüne bol bol serpiyorum. Gerçekten pişmeden bile harika gözüküyor. Sabırsızlanıyorum. Biz bunu piştikten sonra size gösteririm. Ve pizzamız da pişti geldi. Bir Gerçekten tat harika testi görünüyor. Bir yapmaz an önce mıyız? yemek Bir de için yaparız. sabırsızlanıyorum. Size şöyle bir de üstten görünümünü Ve çekeyim. bu Gerçekten arkadaşımız harika pişmek için görünüyor. fırına gidiyor. Çok güzel pişmiş yani. Diğer bir günden selam arkadaşlar. Diğer bir gün ben kırtasiye alışverişi yaptım. Çünkü BİM'e kırtasiye ürünleri gelmişti. Ve gerçekten de alacağım kalemler falan vardı. Birinci kalem setimiz 12'li keçeli kalem. İnce uçlu bildiğiniz üzere. Şöyle de hatta göstereyim. Gerçekten ben biliyorsunuz ki balık journal yapıyorum. Yani ajanda düzenliyorum ve çok fazla bu kalemlere ihtiyacım oluyor. Renkli keçeli kalemlere. Bu da çift taraflı keçeli kalem. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince uçlu. Gerçekten bunlar da benim çok işime yarıyor. Boyamada, etmede falan bayağı her şeyi çizerken falan çok işime yarıyor. Bu da fosforlu kalem. Bunu da çok kullanıyorum. Fosforlu kalemleri çok seviyorum. Her şekilde oluyor yani. Hem kitapların altını çizebiliyorsunuz hem de benim dediğim gibi ajanda düzenlerken de çok güzel kullanılıyor. Ve bant seti. Ben bant çok fazla kullanıyorum. Bu da çok lazım olan bir şey. O yüzden stokluyorum hemen. Ve bu da kurşun kalem. Ben uzun bir süredir 12. sınıftan falan beri yani bayağıdır kurşun kalem kullanıyorum. Çünkü kurşun kalemi bıraktım. Sınava da alışmak amacıyla bunu kullanmaya başlamıştım. Hiç bırakamadım da ondan sonra. Bu bana daha iyi gelmeye başladı. Ve bu BİM'in kurşun kalemlerini tercih ediyorum. Hem ucuz hem de kaliteli, bayağı iyi yazan kalemler bunlar. Mesela başka markalarınki böyle çok iyi değil yani. Ve tükenmez kalem. Tükenmez kalem de her yerde, her şekilde gerek oluyor. Ve bayağıdır da böyle bitmeye yakındı bunlar. Bir iki tane kalmışlardı. O yüzden böyle çoklu bir set aldım. Çünkü her şekilde lazım oluyor. Bu da su bazlı sıvı yapıştırıcı. Su bazlı sanırım. Yani sıvı yapıştırıcı arkadaşlar. Sıvı yapıştırıcıya da çok ihtiyacımız oluyor. Ben katıdan daha çok seviyorum bu sıvı yapıştırıcıyı. Bilmiyorum siz hangisini daha çok seviyorsunuz.
Ve getirelim en tatlı ürüne. Bunlar da post-it arkadaşlar. Çok tatlı yapılacaklar listesi. Ve haftanın günleri var. Ve şurada da gördüğünüz gibi bu post-itlerden var. Bunlara ne deniyor hakikaten bilmiyorum. Hani bunlara post-it deniyor. Ama bunlara da mı post-it deniyor onu gerçekten bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Burada da çok güzel bir gülen yüz var. O da çok tatlı. Gerçekten bayağı beğenerek aldım onu. Aşırı tatlılar. Ve burada da böyle bir defterimiz var. Bu köpekli çok tatlı bir defter. Bu arada fark ettiyseniz geçen seneki gibi çok fazla alışveriş yapmadım. Çünkü kalemlerim de bayağı vardı. O yüzden birer tane aldım. Kalemlerimin de yarısı bitti. Yarısı duruyor diyebilirim. O yüzden böyle alışveriş yaptım. Defterlerim de o şekilde. Çok kullanmadığım için kaldı yani. Burada çok tatlı bir köpüşlü defter var. Çok beğenerek aldım. Burada da arabalı, rally arabası var gördüğünüz gibi. Bu da böyle hoş bir defter gerçekten. Çok beğenerek aldım bu defterleri de. Umarım size de bir fikir olmuştur. Gidip hala alabilirsiniz bence. Çünkü hemen bitmiyor. Yani en azından bizim buradaki BİM'de falan ürünler hemen bitmiyor, tükenmiyor. Çok fazla kalmıştı bayağı. Gerçekten bayağı getirmişler çünkü bunlara. O yüzden siz de benim videoma bakarak alabilirsiniz. Gerçekten gönül rahatlığıyla BİM'in ürünlerini ben kullanıyorum. Çünkü uzun süredir oradan alışveriş yapıyorum ve en kaliteli ürünler ve ucuz. Fiyat performans açısından nereye öneriyorsun diyecek olsanız kesinlikle BİM diyebilirim gözüme.